Milli Merkez Genel Sekreteri Sayın Haluk Dural'ın imzasıyla yayımlandı o açıklama. Sayın Dural bizlerle birlikte. Alo Sayın Dural, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk efendim. Öncelikle Meltem TV ailesi olarak geçmiş olsun diyoruz. Gözlerinizde yaşadığınız sorun. Buna rağmen bu çok önemli bir destek. Yayınımıza katıldığınız için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Sağ olun. Bu desteğin gerekçesini açıklama sizin imzanızla yayınlandığı için sormak istiyorum. Bütün ayrıntılarıyla sizden dinleyelim. Şimdi efendim, malumunuz Türkiye'yi 21 yıldır yöneten AKP ekibi, iktidara geldiği dönemde verdiği sözlerin tam tersini yapalım. Türkiye'yi bugün maalesef ekonomik açıdan tamamen çöktüğü, çökelmiş bir halde. Özgürlüklerin, ifade özgürlüğünün neredeyse tamamen ortada. Dünya demokratik ülkeler sıralamasında Afrika ülkelerinin bile gerisine düştü. Dış politikada çevremizdeki birkaç tane ülkenin dışında hiç kimseyle dostluk ilişkisi kuramadık bir devlet haline döndü. Böyle bir ortamda önümüzdeki pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve genel milletvekili seçimleri gerçekten Türkiye'nin kaderi için oldukça kritik bir önem arz etmektedir. Bunu dikkate alan Milli Merkez Hareketi olarak bizler, Sayın Başkanımız Hüsamettin Cindor'un önerisi ve partileri doğrultusunda bir bildiri hazırlayıp yayınladık. Milli Merkez sağ sol demeden, köken mezhep ayırmadan, demokratik bir kuvayi milli anlayışıyla bir araya gelmiş partiler üstü bir harekettir. Bu partiler üstü olmamız hasebiyle içimizde çok değerli geçmiş dönemlerin siyasetçilerinin bulunduğu, bilim adamlarının bulunduğu bir düşünce platformu olarak hareket eden Milli Merkez, görüşünü elbette kamuoyuyla paylaşmak için böyle bir duyuruyu kaleme almıştır. Şu anda malumunuz 4 tane Cumhurbaşkanı adayı görünüyor olmasına rağmen ağırlıklı olarak AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı'nın temsil ettiği bir hareket ile Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olduğu iki hareket ağırlıklı olarak Türkiye'nin geleceği için önemli açıklamalar yapmakta, mitingler yapmakta, halka kendilerini anlatmaya uğraşmaktadır. Bunu değerlendiren Milli Merkez yaptığı çalışmalar sonrasında Türkiye'nin yeniden demokratik, tam bağımsız, parlamenter rejime dönmesi gereken, bunun sağlanması için de söz veren Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun desteklenmesi yönünde bir karar almış ve bu kararımızı halkımızın, değerli kamuoyumuzun bilgi ve değerlendirmelerine sunmuş bulunuyoruz. Bu çok önemli bir adım. Tam da seçime artık bugün 5 gün ama gün bitti, bitiriyoruz. Yarın itibariyle 4 gün kalacak. Siz çok deneyimli bir isimsiniz. Devlet Planlama Teşkilatı geçmişiniz, siyasetin içindeki o okuyuşunuz son derece önemlidir. Ne görüyorsunuz? Tabloyu nasıl izliyorsunuz? Ve Türkiye nasıl bir yolculuk yapıyor? Şurada çok kısa bir süre kaldı. Sandığa doğru diyeyim. Efendim maalesef iktidar partisinin devleti özellikle 16 Nisan 2017 halk oylamasıyla referandumla birlikte rejimi değiştirip bütün icraî yetkiyi hükümeti lağvedip, anayasadaki hükümeti lağvedip bütün yönetim yetkisini Cumhurbaşkanı'nın tek kişiliğinde toplanan yeni bir ucube bir rejime dönüştü. Bunun gerekçesi şöyle söyleniyor. Bütün yetkileri bana verin, göreceksiniz,
nasıl uçacak? Hatta hedefler koymuşlardı. 2023 yılında kişi başı milli gelir 25 bin dolar olacak. İhracatımız 500 milyar olacak. Türkiye dünyanın ilk 10 ekonomisinin arasına girecek gibi sözler vermişlerdi. Bu tek adam rejimiyle bunu sağlayacak diye. Ama bugün geldiğimiz noktada neredeyiz diye bakarsanız, Türkiye maalesef en gelişmiş 20 ülkenin dışına düştü. Bugün 21. sıra. Milli gelir, kişi başına düşen milli gelir 25 bin dolar değil, 10 bin doların altına düştü. Bu dönem zarfında ülkemize neredeyse 10 milyon civarında sığınmacı gelmiş. Bu sığınmacılara biz kendi cebimizden verdiğimiz vergilerle bakıyoruz. Bizim insanlarımız hastanelere gittiğinde kuyruklarda beklerken, randevu alamazken bu 10 milyon sığınmacı ellerini kollarını sallayarak birinci sıradan hastanelere girmekte, bakım yaptırmakta, ilaçlarını bedavaya almakta, yiyip içmekte. Bu insanlara biz bakıyoruz, bir hesaba göre 150 milyar dolara yakın masraf edilmiş vaziyette bu insan. Bu bizim kendi vatandaşlarımızın rızkından kesilen bir paradır. Bugün yükselmiş olan enflasyon, rakamlara baktığımız zaman halkın en temel ihtiyacı öncelikle gıdadır. Peşinden barınma ve ısınma gelir. Gıda fiyatlarına baktığımız zaman iki sene öncesine kıyasla bütün fiyatların yanına bir sıfır eklenmiş. Yani 10 lira olan herhangi bir nesne bugün 100 liradır. Bugün pazarda veya manavda 10 liranın altında hiçbir şekilde evde meyve bulamaz hale gelir. Ama ücretlerdeki artışlar, işsizlikteki artışlar, bu nedenle tüketim harcamalarının azalması yüzünden ekonomik kriz derinleşmiş, insanlar artık açlığa düşmüş oluyor. Eğer insanların evinde penceresi kaynamıyorsa, insanlarımız, seçmenlerimiz, vatandaşlarımız bunun bedelini bu ortamı yaratanlara seçimlerle demokratik şekilde kullanacakları oylarıyla ödesin. Türkiye bugün bu durumdadır. O nedenle bunu iyi değerlendiren bir merkez olarak bizler, vatandaşımızın bu çaresizliği karşısında 14 Mayıs'ta kullanılacak olan, hür iradeyle kullanılacak olan seçmen oylarıyla bu iktidarın değişeceğini tahmin ediyoruz. Ancak onun yerine gelecek olan iktidarı da büyük sorunlar beklemekte. Çünkü Merkez Bankası'nın şu anda net döviz rezervi 50 milyar dolarlardır. Swap hesaplarıyla birlikte bunu düşünürseniz neredeyse 100 milyar dolara yakın döviz açığı var. Zaten Merkez Bankası şu anda piyasalara altın satarak döviz toplamaktadır serbest piyasada. Evet, evet. Türkiye'nin dış borcu çıkmış 450 milyar dolar. Bir sene içinde ödenmesi gereken kısa vadeli borçların toplamı neredeyse 150 milyar dolar. O nedenle yeni seçilecek olan, iktidarı devralacak olan Millet İttifakı'nın çok büyük sorunlar beklemek. Öncelikli sorunlar, halkın bu geçim sıkıntısını giderecek işler ve tedbirler almaktan geçmiştir. Çünkü halkın acil ihtiyaçlarının karşılanmaması, yani oy verdikleri yeni iktidara karşı güvensizlik yaratır. Umuyoruz ki Millet İttifakı bizim de destek vermek durumun talebinde bulunduğumuz kararında açıkladığımız Millet İttifakı bununla ilgili gerekli tedbirleri almaktadır. Ancak en önemli sıkıntılardan bir tanesi maalesef 20 yıl içinde devlet kadrolarında, bürokraside deneyimli insanlar kalmamış. Çok sınırlıdır. Çünkü memur alımlarında maalesef liyakata değil, parti aidiyetine bakılarak torpille insanlar devlet kadrolarına yetiştirilmiş.
Ayrıca bütün karar bu tek adam rejiminde sadece Cumhurbaşkanı karar ve onayına sahibi olduğu için kanunlar gereği yetkisi olduğu halde valisinden tutun, kaymakamı, genel müdürüne, onların genel müdürlerine, daire başkanlarına varıncaya kadar hiç kimse kanunların kendisine verdiği yetkiyi kullanamamaktadır. İzin olmaksızın kullanamamaktadır. Bu da devlet şartının zayıflamasına ve yavaşlamasına yol açmış. O nedenle en önemli işlerden bir tanesi devlet aklını yeniden harekete geçirecek şekilde nitelikli kadroların devlet bürokrasisinde etkili ve yetkili hale gelmesinden geçmektedir. Umuyoruz ki Millet İttifakı bu yönde de çalışmalar yapmış veya yapmaktadır. Evet, Türkiye'nin beklentileri bu yönde ve dediğiniz gibi kucağında sorunlar yumağıyla iktidarı teslim alacak olan bir Millet İttifakı var. Sayın Duran, sizi de kıyamıyorum, daha fazla yormak istemiyorum. Tekrar geçmiş olsun dileklerimizle. Önemli bir mesaj. Milli Merkez'in başta Başkan Hüsamettin Cindoruk olmak üzere yaptığı açıklama. Saygılar sunuyoruz efendim. Türkiye için her şey. Çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyoruz. Çok teşekkürler.